Sonbahar etkisini hissettirmeye başladı hava sıcaklıklarının. Ülkenin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği de tahmin ediliyor. Yeni haftanın notlarını alacağız şimdi. Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik bizimle birlikte olacak. Cengiz Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş buldum, merhabalar efendim. Merhabalar. Aslında şimdi sonbahar yüzünü gösterdi dedim ama sanki bir anda kışa geçiyormuşuz gibi bir hava da hakim. İstanbul özelinde konuşursam eğer nasıl bir hava bekliyor önümüzdeki hafta bizi? İstanbul'da bugün yağış vardı. Biraz tabii onun da etkisiyle belki biraz daha normalinden soğuk hissedilmiş olabilir. Ancak şu anda artık İstanbul'daki yağış geçti. Yarın için de yine İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Bugün için biraz daha bakarsak bugün için Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile yine Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerindeki yağışlar aralıklarla devam edecek. Onun dışında yağış beklemiyoruz. Yarına baktığımızda ise yarın sadece Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar göreceğiz. Onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Ancak pazartesi gününden itibaren yine kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan yağışlı sistemle birlikte artık hafta içinde salı, çarşamba, perşembe günleri batı ve kuzey bölgelerimizin tamamında hemen hemen Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç hemen hemen tüm yurtta yağışlar göreceğiz diyebiliriz. Bu yağışlar da özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda, İç Anadolu'nun batısında ve İç Ege'de yine zaman zaman kuvvetli olabilirler. Şu an için bir kuvvetli yağış uyarımız yok ancak önümüzdeki günlerde özellikle bu bölgelerimiz için yapacağımız tahminleri de takip etmekte fayda var. Peki şimdi yağışlar böyle, havanın sıcaklıklarında ani bir düşüş bekliyor muyuz önümüzdeki hafta için? Hayır, sıcaklık düşüşü görülmeyecek. Birkaç derecelik sıcaklık düşüşü, önce yükselişi göreceğiz. Daha sonra tekrar yağışlarla birlikte 2-3 derece düşecek. Sonra tekrar biraz artacak ama genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz yurt genelinde. Şehir bazında bakarsak İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklar 25-27 derecelerde. Ankara'da 25-28 dereceler civarında. İzmir'de de yine 26-29 dereceler civarında en yüksek sıcaklıklar görmeyi bekliyoruz efendim. Peki son bir soru daha sorayım Cengiz Bey size. Geride bıraktığımız hafta İstanbul'da sıkça biz rüzgarın hakim olduğu, hatta yer yer fırtınanın çıktığı havalar da gördük. Rüzgar etkisini hissettirmeye devam edecek mi? Yani bu sistemde kuvvetli bir rüzgar beklemiyoruz. Geçtiğimiz hafta belirttiğiniz gibi 3-4 gün kadar Marmara bölgesinin tamamında Poyraz'dan zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar görmüştük. Bu sistemde kuvvetli rüzgar beklemiyoruz ancak yağışla birlikte yağış anında özellikle gök gürültülü yağış anında yine zaman zaman kuvvetli fırtınaya yaklaşan düzeylerde rüzgarlar görebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ